hayatında bir diyabet hastasının neler değişiyor, nasıl bir tedavi planı uygulanıyor? Şimdi o insülin alma, kimisi günde 3-4 kere insülin veriyor, kimisi daha az vuruyor. Bunlar neye göre değişiyor? Her gün kan şekerlerini ölçüyorlar. Biraz bize bu seyreden tablodan bahseder misiniz? Tip 1 diyabeti teşhisten sonra hastanın çok iyi monitörize edilmesi lazım. Yani bazen saatlik şeker takipleri yapıyoruz biz. O günlük biyoritme göre şekerin yükseldiği saatleri belirlemeye çalışıyoruz başlangıçta. Öğünlerini tabii ayarlıyoruz. O ilk birkaç ay çok çok önemli. Birincisi hasta eğitim verilmesi lazım. Şeker hastalığıyla ilgili bilgilendirilmesi lazım. Diyetisyenle mutlaka görüşülmesi lazım ilk teşhis konduktan sonra. Bir hasta eğitimi programına alınıyor yani, aslında evet. Hastalar yani bazı kurumlarda herhalde. Tabii tip 1 diyabet çocuklarda olduğu için tabii kurumlarda, üniversitelerde diyabet eğitmenleri var. Bunlar hemşire olabilir, sağlık memuru olabilir. Veya bu konuda iyi eğitilmiş bir profesyonel hekim de olabilir. Tabii ki uzman hekimlerin çok fazla vakti olmadığı için eğitim vermeyi, bu kişileri eğitim, diyabet eğitmenlerine eğitim vermek çok daha şöyle aslında ilaç firması temsilci, şey. Oralarda çalışan hemşireler var, sağlık eğitimcileri var. Çok güzel eğitim veriyor. Bazen diyabet hastaları tabii bile eğitim verebiliyor. Tabii ki, tabii bildiğim kadarıyla çünkü çok artık bilgili olmuş durumda. Eğer ailede şeker hastalığı varsa çok büyük avantaj bizim için. O ailenin eğitmeni oluyor bir yerde bizim için ve örnek oluyor bir de. O hastaya ilaca ikna etmek veya insülin kullanmak, ikna etmek çok zor olmuyor bir de. O çok bizim için çok ideal hasta profili. En sevdiğim hastalar bunlar ama aile şeker hastalığı yok ise, ilk defa bir çocukta bu şeker hastalığı çıkmışsa, o biraz bizim için zor hasta grubuna giriyor. Buna daha bir özen gösterilmesi gerekiyor eğitim anlamında. Eğitildikten sonra zaten gerisi çok kolay. Ben kitapçıklar veriyorum. Zamandan tasarruf anlamında. İşte espri yapıyorum, bu kitabı oku, bir dahaki gelişinde bu kitapta sınav yapacağım. Sınav yapacağım diyorsun. Bilemezsen bırakırız sınıfta şeklinde. Hastaya mesajlar da vermek lazım. Hakikaten bir dahaki gelişinde önce diyetini sorguluyor. Diyeti nasıl yaptı diye. Anlatıyor diyeti nasıl yaptığını. Eğer yanlışlıklar varsa onları düzeltiyoruz. Çünkü ilk birkaç ay hastanın da adaptasyon dönemi. Bizim de hastayı tanıma dönemimiz. Hastanın bünyesini tanıdıktan sonra kişiye özel tedavi yapılması gerekiyor. Demin söylediğiniz gibi bazı hastalarda günde tek insülin yapılıyor mesela. Bazı hastalarda günde iki kere. Bazen günde 4 kere veya 5 kere insülin kullanan hastalar var. Diyabetini kontrol düzgün eden ve edemeyen arasındaki fark mı? Yani bir kişi diyabet sürecini iyi yönetemiyorsa mı daha fazla insülin almak zorunda kalıyor? Bu tamamen kan şekerine göre dengelenen bir zaman mı insülin alıyor? Kan şekerinin yükselmesinin tabi bu hastalarda nedeni var. Bir insülin yokluğu söz konusu. İnsülin eksiklik oranı da insülin ihtiyacını belirliyor bize. Evet. Eğer şeker hastalığı çok yeni başlamışsa, insülin %60 oranında eksikse, tabii ona biraz daha az insülin gerekiyor. Zaten tip 1 diyabette %60'tan daha fazla bir eksiklik söz konusu. İşte %10 civarında insülin salgılayabilen bir metabolizması bünyesi olan bir kişide tabii ki daha fazla insülin gereksinim var. O kişi eğer çok aktifse, hareketliyse, şekerin yakıyorsa vücuttaki, onların insülin ihtiyacı azalıyor. Azalıyor, yani evet. Biz aldığı gıdadaki şekerin yükselttiği kandaki insüline eşdeğer insülin dozu vermek durumundayız. Yani bu pek çok faktöre bağlı. Kişinin o gün üzüntülü olması mesela şekeri yükseltiyor. Şekeri niye? Çünkü yükseltiyor. İnsülinin etkinliğini azaltan hormonları yükselten bir durum, stres. Ameliyat olacak bir kişide mesela günlük ihtiyaçtan daha fazla insülin ihtiyacı var. Niye? Çünkü o ameliyat stresi de hastanın olan insülinini baskıladığı için o eksik olan kısmını da tamamlamamız gerekiyor bizim. Bu tür olağanüstü durumlarda biz zaten hastaları bilgilendiriyoruz. Üzüntü, sıkıntı, stres, işte bir yakınının kaybı veya bir yakınının çok ciddi bir rahatsızlık, işte stres yarattığı için o tür durumlarda biz kişi daha yakın takip alıyoruz. Daha iyi, kan şekerini daha düzenli ölçmesi ve kendinde bir zaten bir değişiklik hissettiğinde, fiziksel olarak bir sıkıntı hissettiğinde hemen orada bir insüline herhalde başvurulması gerekiyor. Tabii şimdi tabii ki evde de çok güzel bakılması için son 15-20 yıldan beri evde ölçüm cihazları geliştirildi ki yeni cihazlar çok daha hızlı, çok daha doğru sonuçlar veriyor. Onlar bizim hakikaten elimiz ayağımız. Biz bu tür şekeri oynak olan kişilerde şekerini belli saatlerde ölçülmesini istiyoruz. Açlık ve tokluk şeklinde. Tokluğu niye istiyoruz ölçülmesini? Çünkü bu ne kadar yemek yedi, ne kadar
bünye buna cevap ve ne kadar yükselebildi onu belirleyip ona göre insülin dozunu ayarlamaya çalışıyoruz. Bu işte demin en başından bahsettiğim monitörize edilmesi aslında çok önemli. Kitapçıklarımız var, onları veriyoruz. Açlık, tokluk, şekerin yazdığı bölümleri var orada. Çok düzenli kitapçıklar veriyoruz bu kişilere. Bilgilendirme kitapçıkları da veriyoruz. Kişi kendini tanıyor, biz de o kişiyi tanıyoruz. Diyabette kişiye özel tedavi yapılması lazım. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. İşte eğer ailede yakınlarında da şeker hastalığı varsa, işte annem bunu kullanıyor. Şu insülini şu dozda değil. O anne, sen onun çocuğusun. Hekim ne öneriyorsa, hekimle istişare ederek burada bu dozları belirlemek lazım. Tam bir disiplin işi. Diyabet sürecini yönetmek hastanın. Yani kişinin hayatını 180 derece değiştiren bir hastalık. Ama alıştı mı da çok da tıkırında, rutininde gidiyor. Diyabetiyle barışık yaşayan binlerce hasta duyuyoruz. Hiç de takmıyor bunu. Takılacak diyabeti. Bir şey değil zaten. Takılacak bir sadece hayatını ona göre düzenlemen gerekiyor. Tek farklılık bu.